Sevgili kitap severler, dinlediğiniz kitaplara birkaç kelime de olsa yorum yapmak, abone olmak ve beğen tuşuna basmak kanalımızın başarılı sonuçlar almasında çok önemlidir. Destekleriniz için teşekkür eder, keyifli dinlemeler dileriz. Maxim Gorki, Yaşanmış Hikayeler. Makar Çudra. Kıyıya çarpan dalgaların şırpıntısından ve kıyı fundalıklarının hışırtısından doğan düşündürücü ezgiyi bozkıra yayarak nemli soğuk bir rüzgar esiyordu denizden. Kimi zaman hızlanarak taşıyıp getirdiği buruşuk, sarı yaprakları ateşe fırlatıyor, çevremizi kuşatan sonbahar gecesinin sesi titriyor ve ürkerek geriye çekilip bir an için solda sınırsız bozkırları, sağda sonsuz denizi, tam karşımda 50 adım ötemize konmuş olan obasının atlarını bekleyen yaşlı çingene Makar Çudra'nın görüntüsünü açığa çıkarıyordu. Yaşlı çingene, yakası açık kucuğunun çıplak bıraktığı kıllı göğsüne acımasızca çarpan soğuk rüzgar dalgalarını aldırış etmeden, yüzü bana dönük, güzel güçlü bir tavırla yere uzanmış, kocaman çubuğunu düzenle çekiyor, ağzından ve burnundan koyu duman yığınları salıyor, başımın üzerinden bozkırın ölüm sessizliği içindeki karanlığında bir yerlere gözlerini dikmiş, ara vermeden ve rüzgarın keskin vuruşlarından korunmak için herhangi bir harekette bulunmadan benimle sohbet ediyordu. Demek geziyorsun böyle. Çok güzel. Kendine şanslı bir kader çizmişsin Şahinim. Zaten gerekli olan da budur. Gezip görecek, hayatın tadını çıkaracak, sonra da yatıp öleceksin. Gerisine kulak asma. Onun bu görüşüne karşı ileri sürdüğüm düşünceleri kuşkuyla dinleyerek, hayata, başka insanlara diye sürdürdü sözlerini. Hele hele, sana ne bunlardan? Senin kendi hayatın yok mu? Başka insanlar sensiz yaşıyorlar ve sensiz yaşayacaklar. Yoksa birilerine gerekli olduğunu mu sanıyorsun? Sen ne ekmeksin ne de değnek. Kimsenin sana gereksinimi yok. Öğrenmek ve öğretmek ha? İnsanlara nasıl mutlu olacaklarını öğretebilir misin bakalım? Hayır şahinim, öğretemezsin. Saçını sakalını ağırt da öğretmek sözünü sonra al ağzına. Ne öğretebileceğini sanıyorsun? Herkes kendisine gerekli olan şeyi biliyor. Akıllı olanlar her şeyi elde eder. Aptalların eli ise zırnık bile geçmez. Herkes öğrenmesi gerekli olan şeyi kendi kendine öğrenir. Çok gülünç varlıklar şu senin insanların. İç içe girmiş birbirlerini eziyorlar. Oysa bak, dünya ne kadar geniş. Eliyle bozkırı gösterdi. Herkes çalışıyor. Niçin? Kimin yararına? Kimse bilmiyor. Çift süren bir insan gördüğüm zaman gücünü ter damlaları halinde toprağa akıttığını, sonra da aynı toprağın altında çürüyeceğini düşünürüm. Zavallı adam. Ondan hiçbir iz kalmayacak geriye. Dünyayı tarlasından ibaret sanarak doğduğundaki gibi boş bir kafayla ölüp gidecek. Peki niçin doğdu bu adam? Toprağı kurcalamak ve kendisine bir mezar bile kazmadan ölmek için. Özgürlük denen şeyden haberi var mıdır? Bozkır'ın sonsuzluğu ona ne anlatır? Bu dalga dalga yayılan ezgi onun yüreğine sevinç salar mı? Hayır, o bir köle olarak doğdu ve bütün hayatınca köle olarak yaşadı. Hepsi bu. Ne gelir elinden? Eğer biraz akıllanırsa kendini asmaktan başka hiçbir şey. Beri bak, şu gözlerimin 58 yıldır gördüklerini oturup kağıda dökecek olsam senin o torban gibi 1000 tanesini almaz. Hadi, gitmediğin bir ülke adı söyle bana bakayım. Hiç yorulma, söyleyemezsin. Gördüğüm nice ülkelerin adını bile işitmemişsindir sen. İşte hayat diye ben böylesine derim. Durmadan gideceksin. Ne varsa bundadır. Bir yerde uzun süre kalma. Niye kalacaksın ki? Geceyle gündüz nasıl birbirini kovalayarak dünyanın çevresinde dolaşıyorsa, sen de hayattan soğumamak istiyorsan, düşüncelerini onun üzerinde toplamaktan kaçın. Hayat üzerine düşünmeye başladın mı, bil ki soğursun ondan. Her zaman böyle olur bu. Zamanında benim başıma da geldi. Hele hele, benim başıma da geldi Şahinim. Galicia'da hapishanedeydim. Can sıkıntısından ben niçin yaşıyorum diye düşünmeye başladım. Hapishane çok sıkıcıdır Şahinim. Of, öyle sıkıcıdır ki. Aldı mı beni bir keder? Pencereden tarlalara bakarken yüreğimi bir keder alıp başladı mı sıkmaya kıskaçlarıyla. Niçin yaşadığını kim söyleyebilir? Hiç kimse söyleyemez Şahinim. Kendine bu soruyu sormanın da gereği yoktur. Yaşamaya bak. Gerisine kulak asma. Gez, dolaş, çevrende olup bitenleri gözle. Hiçbir zaman kadere kapılmazsın. Ben o zaman az kalsın kuşağımla kendimi asıyordum ya.
Adamın biriyle konuşuyordum. Sizin Ruslardan sert bir adam. Ona kalırsa gönlünün dilediği gibi değil de Tanrı'nın buyurduğu gibi yaşamalıymış. Tanrı'ya yakanırsan dilediğin her şeyi verirmiş sana. Oysa kendisi delik deşik, yırtık pırtık giysiler içindeydi. Dedim ki, sana yeni giysiler vermesi için Tanrı'ya yakarsana. Kızdı, sövüp sayarak kovdu beni. Oysa az önce insanları bağışlamak, sevmek gerektiğinden söz ediyordu. Eğer sözlerim ona dokunduysa, beni bağışlasaydı ya, al işte sana öğretmen. Başkalarına az yemek gerektiğini öğretir, kendileri günde 10 öğün tıkanırlar. Ateşe tükürdü. Çubuğunu yeniden doldurarak sustu. Rüzgar hazin ve kısık bir uğultuyla esiyordu. Karanlıkta atlar kişniyor, tatlı, tutkulu bir Ukrayna şarkısı gelip gidiyordu obadan. Makar'ın Dilber kızı Nonka'ydı söyleyen şarkı. Onun göğüsten gelen gür sesini tanıyordum artık. Merhaba derken ya da şarkı söylerken, yani her zaman bir tuhaf, hoşnutsuz, tiz bir çınlayışı vardı bu sesin. Esmer, donuk yüzünde bir çariçenin gururu okunur, gölgeli, koyu kahverengi gözleri karşı konulmaz güzelliğinin bilinciyle, öteki insanlara karşı hor görüyle parlardı. Makar çubuğunu uzattı. Çek dedi. Kız güzel söylüyor değil mi? Hele hele. İster miydin böyle bir Dilber sevdalansın sana? İstemezdin ha? Aferin. Kızlara inanma. Uzak dur onlardan. Aman aklından çıkarma bunu. Bir kızla öpüşmek, tütün içmekten daha hoştur elbette. Ama onu bir kere öptün mü, özgürlüğü yüreğinden sil artık. Seni öyle görünmez bağlarla kendine bağlar ki bir daha koparamazsın. Bütün benliğini yitirirsin. Evet, kendini kızlardan korumalısın. Öyle de yalancıdırlar ki seni dünyada her şeyden daha çok sevdiğini söyler ya, top iğne ucuyla şöyle bir dokun bakalım. Dünyayı başına yıkar gerçekten. Bilirim ben onları. Hey, öyle bir bilirim ki, ister misin gerçek bir olay anlatayım sana Şahin'im? Sen de aklından çıkarma onu. Aklından çıkarmadığın sürece de kuş gibi özgür olursun. Zobar adında genç bir çingene delikanlısı yaşardı bir zamanlar. Layko Zobar, tüm Macaristan, Çek ülkeleri, Slovenya, uzun sözün kısası şu denizin çevresinde yaşayan kim varsa tanırdı onu. Öyle yiğit bir delikanlıydı işte. O ülkelerde hangi köye gidersen git, Lokyo'yu öldürmeye yeminli birkaç adama rastlardın. Fakat o yine de yaşayıp giderdi. Eğer hoşuna giden bir at görmüşse, sen o atın bekçiliği için bir alay asker gönder istersen, fark etmez. Zobar mutlaka boy gösterirdi o atın üstünde. Sanki kimseden korkusu mu vardı onun? Şeytan olanca takım taklavatıyla karşısına çıksa, diyelim ki, bıçağını çekmeye fırsat bulamadı. Herhalde küfrü basar, şeytanların suratlarının ortasına yapıştırırdı tekmeyi. Evet, tam tamına böyle olurdu. Onu tanımayan ya da hikayelerini işitmeyen çingene obası yoktu. Aklı fikri atlardaydı Loyko Zobar'ın. Ama çok uzun sürmezdi hevesi. Biraz bindikten sonra hayvanı satar, parayı da sağa sola saçardı. Kimseden gizlisi saklısı yoktu. Eğer sana gerekliyse git yüreğini iste. Kendi eliyle koparır verirdi. Yeter ki sen hoşnut ol. İşte böyle bir delikanlıydı o Şahin'im. Bizim oba o sıralarda, bundan 10 yıl kadar önce, Bukoniva tarafından göçteydi. Bir gün, bir ilkbahar gecesi, ben Kosnut'la savaşmış asker Danilo, yaşlı Nur Danilo'nun kızı Radya ve tüm oba halkı bir arada oturuyorduk. Benim Nonka'yı biliyorsun değil mi? Çariçe gibi kızdır. Ama Radya'nın yanında o bir hiçtir. Sözü bile edilmez. Radya'nın güzelliğine sözcükler anlatamazsın. Bu güzelliği belki bir keman dili getirebilirdi. Ama o kemanı çalmaya da adam gerek. Çok yiğidin yüreğini kuruttu bu Radya. Oho, pek çok yiğidin. Morovya'da saçları perçemli yaşlı bir derebeyi taş kesildi onu görünce. Atının üzerinde sıtmaya tutulmuş gibi titreye titreye baka kaldı. Çok yakışıklı bir adamdı. Şeytan bayramlıklarını giyinse o kadar yakışıklı olabilirdi ancak. Kaftanı altın sırmalarla kaplıydı. Böğründeki kılıç şimşek gibi parlıyor, atı eşiniyor, kılıcı baştan başa kaplayan değerli taşlar ışıl ışıl ışıldıyordu. Şapkasına da gök parçası gibi mavi bir kadife takılıydı. Böylesine görkemli bir derebeyiydi işte. Radya'ya baktı, baktı da, ''Hey kız'' dedi, ''Bir öpücük ver, bir kese altın al.'' Radya arkasını dönüverdi. ''Eğer incittiysen bağışla beni, hiç değilse tatlı bakışına esirgeme.'' Yaşlı derebeyi o saat yelkenleri suya indirmişti. Kuşağından bir kesanı altın çıkarıp
Radya'nın ayaklarının dibine fırlattı. Kocaman bir altın keseydi bu kardeş. Fakat kız, sanki kazara çarpıyormuş gibi keseyi ayağının ucuyla çamura itivermesin mi? Hadi bakalım. Derebeyi alacağın olsun kız diye ah etti. Atını kamçıladı. Bir toz bulutu içinde gözden yitip gitti. Ertesi gün yeniden çıkıp geldi. Obaya doğru gök gürültüsü gibi bir sesle "Kimdir o kızın babası?" diye gürledi. Danilo çıktı. "Kızını bana sat, ne istersen vereyim." Danilo ona şöyle söyledi. "Domuzlarından vicdanlarına kadar her şeylerini satsa satsa leh beyleri satar. Ben konsulatla savaşmış adamım, ticaretten anlamam." Yaşlı derebeyi öfkeden kıpkırmızı kesildi. Tam kılıcına davranmak üzereydi ki bizimkilerden biri atın kulağına bir göz parçası değdirince hayvan üzerindeki biniciyle birlikte tozu dumana katıp gitti. Biz de toparlanıp yola koyulduk. Birinci gün geçti. İkinci gün baktıp gelip yetişti seninki. Hey diye bağırdı. Tanrının ve sizlerin karşısında vicdanımın temiz olduğuna yemin ederim. Evlenmek istiyorum onunla. Her şeyimi sizinle paylaşmaya hazırım. Çok zengin bir adamım ben. Yalım yalım yanıyor, rüzgara tutulmuş deve dikeni gibi eğerin üzerinde sallanıyordu. Hepimiz bir kararsızlık içinde kaldık. Danilo, hadi bakalım kız, konuş dedi. Rad da bize bakarak gönül rızasıyla karga yuvasına giren dişi kartal gördünüz mü siz diye sordu. Danilo gülmeye başladı. Biz de onunla birlikte güldük. Aferin kız. İşittin mi bey? Olmadı bu iş. Sen kendine bir güvercin ara en iyisi. O daha uysaldır. Yeniden yola koyulduk. Derebeyi şapkasını başından alıp yere çaldı. Atını öyle bir sürdü ki yer yerinden oynadı sanırsın. İşte Rad da böyle bir dilberdi şahinim. Evet, gecelerden bir gece oturmuş, bozkırdan dalga dalga yayılan ezgiyi dinliyorduk. Ne ezgidir o? Sanki kanımızı tutuşturuyor. Bir yerlere çağırıyordu bizi. İçimizde öyle bir şey yapmak isteği uyandırıyordu ki artık yaşamanın da gereği kalmayacaktı ondan sonra. Ya da yaşarsan tüm dünyanın çarı olarak yaşayacaktın şahinim. Ansızın karanlıklar içinde bir at belirdi. Üzerinde keman çalan bir adamla bize doğru yaklaştı. Adam ateşin yanında atını durdurdu. Çalmayı bıraktı, gülerek bizden yana baktı. Danilo sevinçle "He hey!" diye bağırdı. "Zobar, sen misin?" Ta kendisi, Loiko Zobar. Bıyıkları neredeyse omuzlarına değiyor, saçlarının kıvrımlarıyla karışıyordu. Gözleri yıldızlar gibi pırıl pırıldı. Ya gülüşü? Hey tanrım, bir güneşti sanki. Atıyla birlikte sanki tek bir demir parçasından dövülmüştü. Ateşin kızıllığı içinde kana batmış gibi duruyor, ak dişlerini göstererek gülümsüyordu. Eğer tek bir söz söylemediysen ya da şu dünyada benim de yaşadığımı fark etmesinden daha önce onu kendi özüm gibi sevmediysem gözüm kör olsun. Dünyada böyle insanlar da var şahinim. Gözlerine bir kere bakar, ruhunu tutsak ederler. Sen de bundan utanç duymak şöyle dursun, övünç duyarsın. Olursan böyle bir adam ol işte. Böyle adamlar azdır dostum. Fakat iyi ki de azlar. Dünyada iyi şeyler çok olsaydı, neden belli olurdu iyilikleri? Uzatmayalım, hikayemize dönelim. Rad da şöyle söyledi. Çok güzel çalıyorsun Loiko. Bu kadar güzel sesi kemanı kim yaptı sana? Loiko gülerek kendim yaptım diye karşılık verdi. Hem de ağaçtan değil, çok sevdiğim bir kızın göğsünden yaptım onu. Telleri de kızın yüreğinden kendi ellerimle söküp çıkardım. Keman hala biraz yalan söylüyor ama yay kullanmakta ustayımdır ben. Kızların başına döndürüp onları kendimize bağlamak için sık sık başvurulan bir oyundur bu. Ama Loiko yanlış kapı çalmıştı bu kez. Rad da öte yana dönüp esneyerek bir de Zobar'ın akıllı, becerikli bir adam olduğunu söylerlerdi dedi. Şu insanlar amma da yalancı oluyor. Sonra oradan uzaklaştı. Loiko gözleri parlayarak "Vay, çok keskin dişlerin varmış güzelim." diye bağırdı. Atından indi, yanımıza gelerek "Merhaba kardeşler." dedi. "İşte ben de aranızdayım." Danilo, "Hoş geldin, safalar getirdin şahinim." diye karşılık verdi. Öpüştük, söyleştik, sonra yatmaya çekildik. Deliksiz bir uyku çektikten sonra sabahleyin bir de baktık, Zobar'ın kafası bir çaputla sarılı. Bu da nesi? Uyurken at tepinmişmiş. Bireh bireh bireh. Tabii atın kim olduğunu anlayıp bıyık altından gülmeye başladık. Danilo da bizimle birlikte gülüyordu. Loiko, Radya'ya layık değil miydi sanki? Layıktı elbette. Fakat bir kız ne kadar güzel olursa olsun ruhu sığ ve dardır. İstersen bir batman altın as boynuna. Fark etmez. Yine de yaranamazsın. Neyse,
Uzun sözün kısası işte böyle oldu Şahin'im. Oralarda yaşayıp gidiyorduk. İşlerimiz fena değildi o sıralar. Zobay da bizimle birlikteydi. Arkadaş diye ben öylesine derdim işte. Yaşlı bir adam kadar bilgiliydi. Anladığım şey yoktu. Hem Rusça hem de Macar okuyup yazması vardı üstelik. Kimi zaman öyle bir sohbet açardı ki ömrüm boyunca uyanık kalıp dinlemek isterdin. Hele bir keman çalışı vardı. Dünyada onun gibi keman çalan bir başkası daha çıkarsa yıldırım çarpsın beni. Yayı tellerin üzerinde bir geçirdi mi yüreğin titrerdi. İkinci geçirişinde soluğun tutulur kulak kesilirdin. Gülümseye gülümseye çalardı. Dinlerken aynı zamanda hem ağlamak hem gülmek isteğiyle dolardı için. Bakarsın acı acı inleyen birisi senden yardım ister, sanki bir bıçakla yüreğini oyardı. Bakarsın bozkır, gökyüzüne acıklı masallar anlatırdı. Bakarsın genç bir kız, yiğit bir delikanlının ardı sıra gözyaşı dökerdi. Yiğit delikanlı, bozkıra sevgilisinin adını ünlerdi. Ve ansızın, hey anam, bir de bakmışsın dolu dizgin, cap canlı bir şarkı çınlamaya başlar, sanki gökteki güneş bile bu şarkının ezgileriyle oynamaya koyulurdu. Ya işte böyle Şahin'im. İnsan bütün varlığıyla o şarkı içine sindirir, bütün benliğiyle kölesi olurdu onun. Eğer o sırada Loiko, davranın bıçaklar arkadaşlar diye bağıracak olsa, hepimiz bıçaklarımızı çeker, gözümüzü kırpmadan yürürdük onun gösterdiği yere. İnsanlara istediği her şeyi yaptırabilirdi. Hepimiz seviyorduk onu, candan seviyorduk. Sadece Rad da hiç yüz vermiyordu delikanlıya. İş bu kadarla kalsa neyse ne? Üstelik bir de alay ediyordu onunla. Zobar'a çok sataşıyordu kız. Domuzuna sataşıyordu. Loiko dişlerini gıcırdatıyor, bıyıklarını çekiştiriyor, gözleri uçurumlardan daha kara bakıp duruyordu. Kimi zaman öyle bir parıltı gelirdi ki onlara korkardı. Geceleri bozkırın uzaklarına açılır, kemanı sabaha kadar ağlar, sanki sahibinin ölen özgürlüğü için gözyaşı dökerdi. Bizlerse yattığımız yerde bu ezgileri dinler, ne yapmamız gerektiğini düşünüp dururduk. Biliyorduk ki birbirine doğru yuvarlanan iki kayanın arasında durulmaz, ezilirsin. Böylece günler geçip gidiyordu. Bir gün hep birlikte oturmuş işlerden konuşuyorduk. Canımız sıkıldı. Danilo, Loiko'ya, ''Zobar bir şarkı söyle de içimiz açılsın.'' dedi. Loiko az ötede sırt üstü yatıp gökyüzüne bakan radyaya gözlerini dikti. Kemanın tellerine dokundu. Öyle ezgiler döküldü ki keman gerçekten de bir kız yüreğinden yapılmış sanırsın. Loiko şu şarkıyı söylemeye başladı. ''Hey hey, bir ateş yakar bağrımı. Bozkır nasıl da geniştir. Atım rüzgar kadar hızlı, bileğim çelik gibidir.'' Rad da başını döndürdü. Azıcık kalkarak şarkıcının gözlerine bakıp hafifçe gülümsedi. Loiko şafak gibi alev alev tutuştu. ''Hey hop, hadi arkadaşım davran, sürelim atlarımızı dört nala. Bozkır'a kaplanmış kara bir duman ama bizi bir şafak bekliyor uzakta. Hey hey, uçarak karşılayalım günü, dönüp yükselerek havaya. Fakat atlarımızın yelesi zarar vermesin güzelim aya.'' İşte buydu söylediği şarkı. Kimse böyle şarkılar söyleyemez şimdi. Fakat Rad da süzüle süzüle, ''Sen bari o kadar yükseklere çıkarmasaydın Loiko. Korkarım burnunun üstünde bir su birikintisine düşersin de bıyıkların kirlenir demez mi?'' Loiko azgın bir canavar gibi kıza baktı. Fakat hiçbir şey söylemedi. Sabrederek şarkısına döndü yine. ''Hey hop, ansızın bir gün doğacak. Sarılıp uyuyacağız senle ben. Hey hey, bir utanç alevi bedenlerimizden geçip ikimizi de yakıp kavuracak.'' Danilo, ''Şarkı diye ben buna derim işte.'' dedi. ''Ömrümde işitmemiştim böylesini. Eğer yalanım varsa şeytanın tütün çubuğu olayım.'' Yaşlı Nur hem bıyıklarını oynatıyor hem de omuzlarını titretiyordu. Loiko'nun yiğit koçaklaması hepimizin kanına kaynatmıştı. Sadece radyaydı hoşnut olmayan. Üzerimize bir kova buzlu su döker gibi kartal çığlığına özenen sivrisineğin biri bir gün tam böyle vızıldıyordu işte dedi. Danilo kızına dönerek, ''Sen kamçılanmak istiyorsun galiba Radda.'' diye çıkıştı. Zobar şapkasını yere çaldı. Yüzü toprak gibi kararırak şöyle dedi. ''Dur Danilo, kızgın katıra çelik gem gerek. Kızını bana, karılığına ver.'' Danilo, ''Amma da laf.'' diye gülümsedi. ''Alabilirsen al, senin olsun.'' Loiko, ''Pekala.'' dedi ve radyaya şunları söyledi. ''Bana bak kız, o kadar böbürlenme. Senin gibi çok kız gördüm ben. Hey anam, çok kız gördüm.
Fakat hiçbiri senin kadar sarsmadı yüreğimi. Eh Radda, ruhumu tutsak ettin. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Üstüne binip kendinden kaçabileceğim bir at yok. Tanrı'nın, kendi vicdanımın, babanın ve bütün burada bulunanların önünde bana varmanı istiyorum. Fakat sakın bana gem vurmaya kalkışma. Ben özgür bir adamım. Gönlümün dilediği gibi yaşamak isterim. Sonra dişleri sıkışmış, gözleri çakmak çakmak Radya'ya doğru yürüdü. Elini kıza uzattı. Eh bozkırat Radya'da, gem vuruldu diye düşünüyorduk ki delikanlının kolları havada sallanarak küt diye ensesi üstüne yere yuvarlandığını görmemiz bir oldu. Bu ne iştir? Loiko'nun yüreğine bir kurşun değmişti sanki. Radda onun ayaklarına bir kamçı dolamış, sonra da kendine doğru çekmişti. Loiko'nun düşmesinin nedeni buydu. Kız yeniden uzanmış, kımıldamadan sessizce gülümsüyordu. Loiko yere oturmuş, sanki çatlayacağından korkuyormuşçasına başını ellerinin arasına almış, sıkıştırıyordu. Sonra sessizce kalktı, kimsenin yüzüne bakmadan bozkırın işlerine doğru yürüyüp gitti. Nur bana onun peşinden git diye fısıldadı. Ben de gecenin karanlığında Loiko'nun peşi sıra sessizce bozkıra süzüldüm. Evet, işte böyle oldu Şahin'im. Makar çukurundaki külleri silkti. Yeniden tütün doldurmaya başladı. Ben kaputuma daha sıkı sarıldım. Yere uzanıp onun güneşten ve rüzgardan kararmış yaşlı yüzüne bakmaya koyuldum. Başını sert, keskin bir hareketle sallayarak kendi kendine bir şeyler mırıldandı. Ağarmış bıyıkları kımıldadı. Rüzgar saçlarını savurdu. Üzerine yıldırım düşmüş yaşlı bir meşale yandırıyordu. Fakat yine de güçlü, sağlam ve mağrurdu. Deniz eskisi gibi kıyıyla fısıldaşıyor, rüzgar yine onun hışırtısını bozkıra yayıyordu. Nanko şarkı söylemiyordu artık. Fakat gökyüzünde toplanan bulutlar güz gecesini daha da karartmıştı. Loiko başını öne eğmiş, kollarını kamçı gibi sarkıtmış, ağır adımlarla yürüyordu. Dere kıyısına varınca bir taşın üzerine oturdu. Derin bir ah çekti. Merhametten yüreğim parça parça oldu. Ama yine de yanına varamadım. Acı karşısında sözün ne değeri var? Öyle değil mi? Ya bir saat, iki saat, üç saat geçti. O kımıldamadan öylece oturuyordu. Ben de az ötede uzanmıştım. Aydınlık bir geceydi. Ay, bozkırı gümüş ışıklarına boğuyor, uzaklar kolayca görülüyordu. Ansızın Radda'nın obadan bize doğru hızlı hızlı geldiğini gördüm. İçim sevinçle doldu, yaşasın diye düşündüm. Aslan kızdır şu Radda. Delikanlıya doğru yaklaştı. Loiko hala bir şeylerin farkında değildi. Elini onun omzuna koydu. Loiko titredi. Ellerini gevşeterek başını kaldırdı ve sıçramasıyla bıçağına davranması bir oldu. Vay, baktım boğazlayacak kızı. Hemen obaya seslenip Loiko'nun üzerine atılmak üzereydim ki Radda'nın sesini işittim. Bırak onu, kafanı parçalarım yoksa. Bir de baktım Radda elinde bir tabanca tutuyor. Namlusu da Zobar'ın alnına doğrultmuş. Vay şeytanın kızı. Eh, şimdi güçleri eşit. Bakalım bundan sonra ne olacak diye düşündüm. Radda tabancayı kuşağına sokarak dinle dedi. Buraya seni öldürmeye değil, uzlaşmaya geldim. Bırak o bıçağı. Delikanlı bıçağı yere attı. Asık bir yüzle kızın gözlerine bakmaya başladı. Görülecek şeydi bu kardeş. İki insan karşı karşıya durmuş, canavarlar gibi birbirlerine bakıyor. İkisi de öylesine iyi, öylesine yiğit kişiler. Parlak ay, bir de ben, onlara bakıyoruz. Radda, dinle beni Loiko dedi. Seni seviyorum ben. Öteki elleriyle ayakları bağlayıcımışçasına sadece omuzlarını oynattı. Çok yiğit gördüm ama sen yiğitlikte de, güzellikte de hepsinden üstünsün. Hangisine bir göz kırpsam bıyıklarını keser. İstesem hepsi ayaklarıma kapanırdı. Fakat ne anlamı var bunun? Hiçbiri gerçekten yiğit değildi. Hepsi de sünepe gibi olacaktı karşımda. Dünyada yiğit çingeneler çok azaldı. Şimdiye kadar kimseyi sevmedim. Fakat seni seviyorum. Ama özgürlüğünü de severim ben. Özgürlüğünü senden daha çok seviyorum Loiko. Ben sensiz yaşayamam. Sen de bensiz yaşayamazsın. İşte bu yüzden bütün benliğin de benim olmanı istiyorum. İşitiyor musun? Delikanlı gülümsedi. İşitiyorum. Sözlerin yüreğime sevinç veriyor. Devam et. Bir şey daha var Loiko. İstediğin kadar kaçamak yap. Nasıl olsa yeneceğim seni. Benim olacaksın. Öyleyse boş yere zaman yitirme. Öpüşlerim, okşayışlarım seni bekliyor. Seni öyle bir öpeceğim ki Loiko. Öpüşlerim vahşi hayatını unutturacak sana.
ve yiğit çingenelerin öylesine hoşlandıkları canlı şarkıların bozkırda çınlamayacak artık. Bana radyoya aşk şarkıları, tatlı şarkılar söyleyeceksin. Öyleyse zaman yitirme boş yere. Demem o ki genç bir oğlanın yaşlı yoldaşına boyun eğmesi gibi yarın bana boyun eğeceksin. Bütün obanın önünde ayaklarıma kapanıp sağ elimi öpmeni istiyorum. İşte o zaman senin karın olacağım. Bak sen iblisin kızının istediğini. İşitilmiş şey değildi bu. Yaşlılar çok eskiden Karadağlılarda böyle bir adetin bulunduğundan söz ederlerdi. Çingeneler arasında hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı. Hadi bakalım, bundan sonrası daha gülünç bir şey bulabilir misin Şahin'im? Bir yıl kafa patlatsan bulamazsın. Loiko sarsıldı. Göğsünden yaralanmışçasına öyle bir haykırdı ki bütün bozkır çınladı. Radda titredi. Fakat hemen toparlandı. Hadi yarına kadar hoşça kal. Fakat yarın sana emrettiğim şeyi yapacaksın. Tamam mı Loiko? Zobar tamam diye ekledi. Yapacağım ve ellerini kıza uzattı. Radda delikanlıya bakmadı bile. Zobar rüzgarın biçtiği bir ağaç gibi sendeledi. Yarı hıçkırarak yarı gülerek yere kapaklandı. Lanet olası Radda. Delikanlıyı böylesine yiyip bitirmişti işte. Onu güçlükle kendine getirebildim. Tüh, hangi şeytan ister insanların acı çekmesini? İnsan yüreğinin acıdan yırtıla yırtıla inlediğini işitmekten kim hoşlanır? İşin yoksa düşün artık. Obaya döndüm. Olup bitenleri yaşlılara anlattım. Düşünüldü. İşin nereye varacağını beklemeye karar verildi. Sonra ne oldu bak? Akşamüstü hepimiz ateşin çevresinde toplandığımızda Loiko da geldi. Bir gece içinde korkunç kötülemiş, zayıflamıştı. Çökük gözlerini yere indirdi. Kimsenin yüzüne bakmadan şunları söyledi. Bakın, ne oldu arkadaşlar? Bu gece yüreğimi gözledim. Eski özgür hayatımda yer bulamadım onda. Orada sadece Radya yaşıyor. Hepsi bu. İşte o, güzel Radya. Bir çariçe gibi gülümsüyordu. Özgürlüğünü benden daha çok seviyormuş. Bense onun özgürlüğümden daha çok seviyorum. Ona varasıya kadar bir şahinin ördeklerle oynaması gibi kızlarla oynayan yiğit Loiko Zobar'ın onun güzelliği karşısında nasıl boyun eğdiğini göresiniz diye emrettiği üzere hepinizin önünde Radda'nın ayaklarına kapanmaya karar verdim. Sonra benim karım olacak. Beni öylesine sevip okşayacak ki içimden sizlere şarkı söylemek gelmeyecek artık. Yok olan özgürlüğüme yanmayacağım. Öyle değil mi Radda? Delikanlı gözlerini kaldırarak kuşkuyla Radya'ya baktı. Kız hiçbir şey söylemeden başını sertçe salladı. Eliyle ayaklarını gösterdi. Bizler taş kesilmişçesine bakıyorduk. Hatta Loiko Zobar'ın bu kız Radda bile olsa bir kızın ayaklarına kapandığını görmemek için çekip bir yerlere gitmek istiyorduk. Yürekler acısı bir şeydi bu. Radda hadi diye bağırdı Zobar'a. Delikanlı dur bakalım acele etme. İsteğin olacak. Bıkacaksın hatta diyerek güldü. Sanki gülmedi de bir çelik çınladı sanırsın. Sonra bize dönerek işte her şey tamam arkadaşlar dedi. Ne kalıyor geriye? Radda'nın yüreği bana söylediği gibi sağlam mı gerçekten? Geriye bunu denemek kalıyor sadece. Kusura bakmayın kardeşler. Ben de bunu deneyeceğim şimdi. Biz daha onun ne demek istediğini anlayamadan Radda'nın yerde yattığını görmemiz bir oldu. Zobar'ın sapına kadar saplanmış eğri bıçağı göğsünde sallanıyordu. Dona kaldık. Radda bıçağı çekip çıkardı. Bir yana fırlattı. Kara saçlarının bir tutamını göğsüne bastırdı ve gülümseyerek gür açık bir sesle ''Elveda Loiko, böyle yapacağını biliyordum.'' dedi ve öldü. ''Görüyor musun kızı Şahin'im? Yalanın varsa Allah belamı versin. Böylesine iblis bir kızdı.'' Loiko bozkıra dönerek ''He hey, şimdi ayaklarına kapınabilirim işte gururlu kraliçe.'' diye haykırdı. Yere atıldı ve dudaklarını ölü Radya'nın ayaklarına bastırarak öylece kaldı. Bizler şapkalarımızı çıkarmış sessizce duruyorduk. Böyle bir durumda ne yaparsın Şahin'im? Hadi bakalım. Nur, bağlayalım onu diyecek oldu. Fakat hiçbirimiz Loiko Zobar'ı bağlamaya kalkamayacağımızı, içimizin böyle bir şey görülmeyeceğini de biliyordu. Elini sallayarak bir kıyıya çekildi. Danilo, Radda'nın bir yana fırlattığı bıçağı yerden aldı. Ağarmış bıyıklarını oynatarak uzun uzun baktı ona. Üzerinde Radda'nın kanı kurumamıştı daha. İnadına eğri, inadına sivri bir bıçaktı bu. Sonra Zobar'a yaklaştı. Bıçağı onun sırtına, tam kalbinin hizasına sapladı. Eski asker Danilo, Radda'nın babasıydı ne de olsa. Loiko, Danilo'ya dönerek açık, anlaşılır bir sesle ''Bak hele'' dedi ve Radda'ya yetişmeye gitti.
Öylece baka kaldık. Rad da elindeki bir tutam saçı göğsüne bastırmış, açık gözleri mavi gökyüzüne dikili yatıyordu. Onun ayaklarının ucunda da Yiğit Loyko Zobor uzanıyordu. Perçimleri dağılmış, yüzü görünmez olmuştu. Derin bir düşünceye dalmıştık hepimiz. Yaşlı Danilo'nun bıyıkları titriyordu. Gür kaşlarını çatmış, gözlerini gökyüzüne dikmiş, bir şey söylemeden öylece duruyordu. Akbaba gibi apak bir adam olan Nur, yüzü koyun yere uzanmış, zayıf omuzları sarsıla sarsıla ağlıyordu. Ağlanacak şeydi bu şahinim. Gidiyorsan dosdoğru kendi yolundan git. Bir yana sapayım deme. Hayat dediğim budur işte. Gerisine kulak asma. Makar sustu. Çubuğun tütsü kesesine yerleştirerek gocuğunun önünü örttü. Damla damla bir yağmur serpiştirmeye, rüzgar şiddetlenmeye başladı. Deniz boğuk, kızgın bir sesle gürlüyordu. Atlar birbiri arkasına sönmekte olan ateşe yaklaşıyor, iri, akıllı gözleriyle bizi inceleyerek sessiz bir halka halinde çevremizde toplanıyorlardı. Makar onları okşayıcı bir sesle ''Hop hop, hey'' diye ünledi. Sonra kuzgun, renkli sevgili atının boynuna eliyle vurdu. Bana dönerek ''Uyuyalım artık'' dedi ve gocuğunu başına çekip toprağa uzanarak sessizliğe gömüldü. Ben uyuyamıyordum. Gözlerimi bozkırın karanlığına dikmiştim. Orada, havada Radla'nın bir çarıca kadar güzel ve mağrur görüntüsü yüzüyordu. Elindeki bir tutam saçı göğsündeki yaraya bastırmıştı. Esmer, ince parmaklarının arasında damla damla akan kan, ateş kızıllığında yaldızcıklar gibi toprağa dökülüyordu. Yiğit Loyko Zobar'ın görüntüsü de onun peşi sıra akıp gidiyordu. Gür, kara perçemleri yüzüne dökülmüştü. Onların altında da soğuk, iri gözyaşı damlaları birbiri arkasına yuvarlanıyordu. Yağmur şiddetleniyor, deniz eski asker Danilo'nun kızı Radya ile Yiğit Loyko Zobar'a bu güzel ve mağrur çingene çiftine karanlık, görkenli bir ağıt yakıyordu. Onlar gecenin karanlığında, sessizce, yavaş yavaş koşuyorlar, yakışıklı Loyko, mağrur Radya'ya bir türlü yetişemiyordu.